Merhaba evet arkadaşlar. 40. testte birlikteyiz. Solunum sisteminden devam ediyoruz. Diyor ki birinci soruda oksijen ve karbondioksit gazlarının taşınması ile ilgili hangileri ortaktır? Arkadaşlar her ikisi de hemoglobine bağlanarak taşınır. Kan plazmasında çözünerek de taşınır. Enzimlerle kimyasal reaksiyona girip başka bir bileşeye dönüşerek bu sadece karbondioksitle ilgilidir. Karbondioksit Neye dönüşüyordu? Bir karbonat iyonlarına dönüşerek taşınıyor. Ama oksijende böyle bir durum yoktur. O yüzden cevabımız C şıkkı olur ortak olanı sorduğu için. İkinci soru aşağıda solunum gazlarının taşınması sırasında gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir. Verilen olaylardan hangileri al yuvarda gerçekleşir? Arkadaşlar her ne olursa olsun solunum gazlarının taşınması sadece al yuvarda olur. Kan plazmasında çözülmüş olarak taşınıyor doğru ama bunun bir formülü yok zaten. O yüzden bu tür formüller gördüğünüz zaman hepsi nerede gerçekleşiyor? Al yuvarda gerçekleşiyor. O yüzden cevabımız E şıkkı olur. Üçüncü soru. Dış solunum ile akciğerlere alınan hava burundan geçerken hangilerinde artma gözlenir? Arkadaşlar nem oranı artar. Çünkü ısıtılıp ve nemlendirilip gönderiliyor hava. Bu yüzden hani akciğerlere zarar vermesin diye. Ama partikül sayısı ne olur? Azalır. Partikül nedir? İşte ortamda bulunan toz olur, zerrecik olur, işte mikrop olur. Bunların sayısında azalma olur. Çünkü burundaki kıllar, mukus tabakası bunları tutuyor. O yüzden azalır. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olur. Dördüncü soru. İnsanda burun yoluyla alınan oksijen gazının yapılarından kana geçinceye kadar aldığı yol hangi seçenekte verilmiştir? Arkadaşlar ilk önce bakın burundan sonra nereye gidecek? yutak, sonra gırtlak, sonra bronş, bronşçuk, alveol. Bronşçuğu vermediği için direkt albol atlıyoruz. Cevabımız ne olacak? E şıkkı 4, 3, 2, 1 şeklinde olur. Beşinci soru. Uzun süreli spor yapan bir kişi de olaylarının gerçekleşme sırası nasıldır diye soruyor. Arkadaşlar ilk önce hemen bir okuyalım. Kanın pH'inin düşmesi diyor. Dokulardan kana geçen karbondioksit miktarının artması omurilik soğanın uyarılması diyafram kasına giden uyarı sayısının artması şimdi ilk önce ne olacak dokulardan kana geçen karbondoksit miktarı artacak artan karbondoksit kanın pH'ini düşürecek yani asitliği artacak arkadaşlar sonra bu asit olan işte karbondioksit ne yapacak? Omurilik Omuriliküsoğanın uyarılmasına sebep olacak. Sonra da diyafram kasına giden uyarı sayısı artacak ki diyafram kası kasılık gevşesin ve akciğerler arkadaşlar nefesi alıp verebilsin diye. Bu da dördüncü sırada. Cevabımız ne oluyor? 2, 1, 3, 4. Hangisinde var? Evet, B şıkkı. Cevabımız B şıkkı olur. Altıncı soru. Aşağıda verilen durumlardan hangisi? Soluk alıp verme hızını artırmaz. Atmosferdeki oksijenin kısmi basıncının azalması. Arkadaşlar, oksijenin kısmi basıncı azalıyorsa atmosferde oksijen azalıyor demektir. Oksijen azalıyorsa biz daha çok nefes almaz mıyız? Değil mi? Soluk alıp veririz ki daha fazla oksijen alalım diye. O yüzden bu olur. Kandaki oksijen miktarının azalması. Şimdi kanda zaten düşündüğünüz zaman eee kılcal damarlardan geçerken akciğerler hariç oksijen miktarı azalıyor. Zaten toplar damarlarda az miktarda oksijen var. İşte bu yüzden kandaki oksijen miktarının azalması sebep olmaz arkadaşlar soluk alıp verme hızına. Kanın pH değerinin azalması pH'ın pH, pH düşünmesini sağlayan sebep nedir? Karbondioksit miktarının artmasıdır. E, bu da ne olacak? Yine soluk alıp verişini hızlandıracak ki karbondioksiti hızlı bir şekilde vücudumuzdan atalım diyor. O yüzden C ve D birbirine bağlı olarak doğrudur. Adrenalin miktarının artması bu da arkadaşlar vücudumuzu hızlandırır. Dolayısıyla soluk alma verme hızını da artırır. Cevabımız ne olur? B şıkkı olur. Yedinci soru. Bir kılcal damardan geçen kan, oksihemo, kandaki oksihemoglobin miktarının değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre grafiklenen değişimin gerçekleştiği organ hangisi olamaz? Bakın oksihemoglobin miktarı azalmış. Herhangi bir organ olabilir ama hangisi hariç? Akciğer hariç. Çünkü akciğerlerde oksihemoglobin miktarı artıyor. Cevabımız ne olacak o zaman arkadaşlar? Akciğer B şıkkı olur. 8. soru. Akciğerlerde geri yaylanma basıncının oluşmasında diyor hangileri etkili olur diye soruyor bize. Arkadaşlar geri yaylanma basıncı ee, şöyle söyleyeyim size esneklikten kaynalan, kaynaklanan bir şeydir. Diyafram kasının gevşemesi diyor. Diyafram kasının gevşemesi e, kubbele, kubbe haline geliyor sonuçta diyafram kası bakın. Şöyle kasılması deseydi alırdık geri yaylanma basıncını oluşturuyor ama gevşeme olayı oluşturmuyor arkadaşlar. Akciğerlerin yapısındaki elastik lifler. Evet bakın ne dedim esneklik olması lazım bu olur. Pleura, zarının, pleura sıvısının oluşturduğu yüzey gerilimi nedir pleura? Akciğerlerin etrafını saran çift katlı zar arasında bulunan sıvıdır. O zara da pleura zarı diyoruz zaten. Bunun oluşturduğu yüzey gerilimi de olur. Cevabımız E şıkkı olur. 9. soru. Karbondioksit gazının taşınmasında gerçekleştirilen aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi diğerlerinden farklı bir kılcal damarda gerçekleşir? Arkadaşlar karbondioksit eğer sağ taraftaysa eğer sağ taraftaysa alveollerden dışarı atılıyordur. Eğer ki yani şu şekilde ayrı bulunuyorsa bu arada. Eğer ki sol taraftaysa arkadaşlar o zaman doku kılcalındadır. Şimdi bakıyorum burada sağ tarafta o zaman alveollerde. Burada sağ tarafta alvollerde. Şimdi geliyorum karbondioksit taşınırken bir de ne oluyordu? Hidrojen de değil mi hemoglobine bağlanıyordu. Eğer ki hidrojen sağ tarafta tek başına bulunuyorsa o zaman nerededir? Alvollerdir. Ama burada nerede bulunuyor? Sol tarafta. O zaman bu nerede olacak? Doku kılcalında olacak. Daha sonra geliyorum bakın. Hidrojen neyle birleşmiş arkadaşlar? Bir karbonat iyonları ile birleşmiş. HCO3 oluşmuş. HCO3 neden oluşur? Karbondioksit ve suya ayrışmak için yani şu olay için oluşur. O yüzden bu da yine nerede olur? Alvollerde olur. Hidrojen ne dedim? Eğer ki sağ tarafta ise dedim. Alvollerde gerçekleşiyordur olay. Cevabımız ne oldu? C şıkkı oldu arkadaşlar. 10. soru. Diyor ki Akciğer boşluğunun soluk alıp verme sırasında hacimce değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre diyor K ve L süreçlerinde gözlenen değişimlerle ilgili aşağıdaki seçenekler seçeneklerdeki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? Arkadaşlar. Şimdi akciğer hacmi ne zaman artar? Kasılırken mi artar? Yani nefes alırken mi artar yoksa nefes verirken mi artar? Arkadaşlar. Akciğer hacmi nefes alırken artar. O zaman bu nefes almadır. Bu da nefes vermedir. Neden nefes alırken artıyor? Çünkü nefes aldığımız zaman bronşçuklar işte bronşlar şişiyorlar, bronşçuklar şişiyorlar ve içerisindeki hacim artmış oluyor. Dolayısıyla bu soluk almadır. K L de soluk vermedir. Kaburga kasları soluk alma sırasında kasılıyor mu? Evet. Verme sırasında gevşiyor. Bu doğru. Karın boşluğu Soluk alma sırasında bakın akciğerler aşağı doğru indiği için karın boşluğu daralır. Gevşeme sırasında genişler. Doğrudur. Akciğer iç basıncı. Nefes aldığımız için oksijenden bir basınç gelir ve akciğer iç basıncı azalır. Soluk alma sırasında, verme sırasında da genişler, gevşer. Pardon, artar arkadaşlar. Doğru. Diyafram kası. Diyafram ne yapıyordu bakın? kubbe halindeyken soluk alma sırasında düz hale geliyor. Yani ne yapıyor? Kasılıyor. Soluk verme sırasında da gevşiyor. Burada ters yazmış arkadaşlar. Kasılır gevşer yazması gerekiyordu. Hemoglobin miktarı zaten değişmez. Soluk alma verme sırasında soluk alma verme sırasında sadece oksijen ve karbondioksit bir de su buharı değişir. Dolayısıyla cevabımız ne olur? Değişik olur. 11. soru. İnsanda diyafram kasının gevşemesi ile şimdi diyafram kası gevşiyorsa o zaman ne oluyordur soluk verme olayıdır değil mi arkadaşlar kaburga kaslarının boyu karın iç hacmi göğüs iç basıncı diyor ki hangilerinde artış gözlenir arkadaşlar kaburga kaslarının boyu gevşeme sırasında bakın ee, kaburga kaslarının boyu gevşeme sırasında ne olacak kasılacak dolayısıyla bu olmaz karın iç hacmi artar arkadaşlar. Karın iç hacmi artar, bu olur. Göğüs iç basıncı tabii ki de artar arkadaşlar. Cevabımız 2 ve 3 D şıkkı olur. Şimdi bakın karın iç hacmi, göğüs iç basıncı nasıl ayırt edeceğiz diye düşünüyorsanız hani bunlar nasıl bir bağlantı kuruyor? Şimdi göğüs iç basıncı. Nefes aldığımız zaman, pardon, nefes verdiğimiz zaman arkadaşlar bizim akciğerlerimiz daralıyor ve göğsümüzde bir basınç oluşturuyor. O yüzden nefes verme sırasında göğüs iç basıncı artıyor. Karın iç hacmi nasıl artıyor nefes verme sırasında? Şimdi nefes verdik ya akciğerlerimiz kendisini çekti. Diyafram kası kubbeleşti. Dolayısıyla karında bulunan hacim o bizim hani dolduracağımız boşluk artıyor. O yüzden cevabımız değişik oluyor. 12. soru aşağıda verilen hastalıklardan hangisi solunum sistemi ile ilgili değildir? Astım solunum sistemi hastalığı. Koa solunum sistemi hastalığı. Hatta en kötüsü diyebiliriz. Zatüre yine aynı şekilde. Bronşit bronşların iltihaplanması sonucunda oluşuyor. Ama hemofili nedir? Dolaşım sistemi hastalığıdır. Kansızlıktır arkadaşlar. Evet böylece solunum sisteminin sonuna geldik. Sonraki testlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.